Evet değerli arkadaşlar, şimdi geldik karışım problemlerine. Şimdi arkadaşlar, karışım problemlerinde belli kalıplar halinde yine tüm soru tiplerini ele alacağız. Hepsinden soru çözmeye çalışacağız. Tabii önce mantığını güzelce bir kavrayalım. Sonra soruları çok güzel bir şekilde çözeceğiz. Tamam mı? Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, videolarımız yayınlanmaya başladı. Küçük hatalar yapabiliyoruz arkadaşlar, biz de insanız. Başka bir şey yazmak istiyoruz, başka bir şey yazıyoruz, yoruluyoruz da. Bunlar için de yorumlar yazıyorsunuz, yorumları yazmanız güzel. Böyle hatalar olabilir, problem yok. Tamam, biz altlarına düzeltme yazıları yazacağız. Evet, şimdi karışım problemlerinde arkadaşlar, öncelikle bize verilen bir karışımın içerisindeki maddenin yüzde kaçının ne, yüzde kaçının ne olduğunu bir bakalım. Aslında en başlangıçtaki yüzdelerdeki yaptıklarımızın aynıları. Şimdi önce şu sayısal örnek üstünden yapacağım. Bir karışım oluşturmuşuz. İçerisine 20 kilogram un koymuşuz. 25 kilogram şeker koymuşuz. 35 kilogram süt koymuşuz. Buradaki un yüzdesini soruyor. Aslında sorulan şey, un yüzdesi denilen şey, un oranını bulmakla aynıdır. Bu karışımın kaçta kaçı undur sorusuna cevap verdiğinizde yüzdeye dönüştürmek kolay. Şimdi bu sorularda daima aşağıya karışımın tamamını yazacaksınız. Her zaman aşağıya tamamını yazacaksınız. Karışımımızın tamamı ne kadar bakalım? 35, 40, 60, 80 mi? Evet, karışımımızın tamamı 80. Bu tamam. Benden ne yüzdesini istiyorsa onu da yukarı yazacağım. Yukarıya neyi yazıyorum? Un. Un ne kadar var? 20. Bak, un oranı. Oran olarak ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 oldu, sadeleştirdim. Bunu yüzdeye çevirebilmek için her zaman kaçla çarpacağız dedik? 100 ile çarpacağız. 100 ile çarpınca karışımın %25'inin ne olduğunu bulduk? Un olduğunu bulduk. Bakın, önce bir karışımın içerisindeki maddenin kaçta kaçının ne olduğunu bulmayı öğrendik. Şimdi mesela şeker yüzdesini soruyor. Şeker yüzdesini soruyorsa aşağıya yine neyi yazıyorum hep? Şeker miktarını yazıyorum. Dinliyor muyuz? Aşağıya neyi yazıyorum? Aşağıya neyi yazıyorum? Tamamı. Tamamı kaç yine? 80. Yukarı benden neyin yüzdesini istiyorsa onu yazıyorum. Neyi yazıyorum? Şeker. Şeker ne kadar var? 25. Yüzdeye çevirmek için neyle çarpıyorum? 100 ile. Tam sayı çıkmayabilir. Ama bunun sonucu bana yüzdesini verecek. Yapmam gereken şey ne sadece? Sadeleştirme. Sadeleştirme yaparken 5'e böldüm bunu, 16. Bunu 5'e böldüm, 5. Şimdi bu 4'e bölünüyor. 4'e böldüğüm zaman ne yaptı? 25. 4. Şimdi 25 ile 5'i çarptığım zaman 125. Bölü 4. Bu karışımın %125 bölü 4'ü neymiş arkadaşlar? Şekermiş. Şimdi süt yüzdesini bulmak istiyorsak, bu karışım kaç maddeden oluşuyor? 3 maddeden oluşuyor. İlk ikisinin yüzdesini biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bunların toplamlarını 100'den çıkardığınız zaman neyin yüzdesini bulursunuz? Süt yüzdesini bulursunuz. He, ben direkt hesap yapacağım diyenler, aşağıya tamamını yazacak 80. Yukarıya neyi yazacak? Süt miktarını yazıp sonra neyle çarpacak? Bununla. He, bunu bir de neyle de yapabiliriz bu soruları? Oran orantı yöntemiyle. Kullanmayacağım ama ben hiç sorularda. Ne derim? Mesela un yüzdesini oran orantıyla bulalım. Karışımım toplam ne kadar? 80. 80 kilogramlık karışımda 20 un varsa 100 kilogramlık karışımda ne kadar un vardır diye yazıp ne yapacağım? İçler dışlar yapıp sorunun cevabını bulacağım. O zaman bu tarafta formülize edelim şimdi. Bana A kilogram su, B kilogram şeker, C kilogram süt verdi, un yüzdesini soruyor. Aşağıya her zaman neyi yazıyorum? Tamamını yazıyorum. Un yüzdesini istediyse yukarıda un. Bu unun tamamına oranıdır. Yüzdeye çevirmek için neyle çarpıyorum? Yüzle. Şeker yüzdesini soruyor. Aşağıya neyi yazıyorum yine? Tamamını yazıyorum. Yukarı şeker miktarını yazıyorum.
Neyle çarpıyorum sonra bunu yine? Yüzde. Süt yüzdesini soruyorsa aşağıya yine tamamı, yukarıya süt çarpı yüz. Veya un yüzdesiyle şeker yüzdesini toplarım, kaçtan çıkarırım? Yüzden çıkarırım, bulurum. Tamam mı arkadaşlar? Öncelikle bir karışımın içerisinde hangi maddeden ne kadar var, onların hesabını yaptık. Şimdi yeni bölümümüzde ise bir karışımın içerisinde yüzde verecek bize hangisinden ne kadar var, ona bakacağız şimdi. Evet, şimdi karışımımız kaç kilogramlık bir karışımmış? 150 kilogramlık bir karışımmış. Ne varmış içerisinde? Şekerli su varmış. Şimdi şekerli suyu oluştururken içinde şeker ve su vardır. Şimdi demiş ki şeker su karışımının %30'u şeker. Sadece iki madde karıştırılmış değil mi? O zaman bu karışımın %30'u şekerse %70'i de nedir arkadaşlar? Sudur. Unutma. Yani maddelerin miktarlarının yüzdeleri birbirlerini neye tamamlamak zorunda? 100. İki madde karıştırıldıysa ikisi yüze tamamlar. Üç madde karıştırıldıysa üçü yüze tamamlar. He, şimdi bu karışımın içerisinde, ne kadar şeker var? Bildiğimiz yüzde hesabı. 150 karışımın %30'u neymiş? Şekermiş. Sıfırları götürdük. İçerisinde ne kadar şeker varmış bunun? 45 kilogram şeker. Su miktarını bulurken tamamı 150 idi. 150'nin 45'ini atarım. Ne yapar? 105 yapar. 105 kilogramı nedir derim bunun? Şekerdir, sudur derim. Veya direkt 150 karışımın kaçta kaçı suydu? %70'i suydu. Aynı hesap yine karşımıza çıkacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Karışımdan madde miktarını bulurken normal bildiğimiz basit yüzde. Ama bize karışım verip yüzdelerini soruyorsa ne yapıyoruz? İstenilen yukarı, tamamı nereye her zaman? Aşağıya yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi temelini verdik. Sorularla devam edelim şimdi. Evet, şimdi basit sorularla başlıyoruz. Diyor ki %30'u tuz olan 70 kilogram tuzlu su karışımı var. Bak, neyi verdiğine dikkat et. Düzgün bir şekilde yaz. Şöyle kap çiz alışana kadar. 70 kilogram bir karışım var. %30 yazıp bırakma. %30'u ne bunun? Tuz. Karışım ne? Karışım ne? Tuz, su karışımı. Unutma. Karışımında kaç kilogram su vardır diyor. İsteyen önce tuz miktarını bulup çıkarır. İsteyen direkt bunu bular. Şimdi iki şekilde yapalım. Karışım 70 kilogram. Kaçta kaçı tuz? %30'u tuz. 70 çarpı 30 bölü 100'ü tuz değil mi bunun? Sıfırları götürdü. İçinde ne kadar tuz var? 21 tuz var. Karışım ne kadardı toplam? 70'ti. 70'in 21'ini çıkardım. İçinde ne kadar su var o zaman bunun? 49 su var. Soru su miktarını soruyor. Önce tuzu buldum. Sonra tamamından ne yaptım? Çıkardım. Ha, direkt bulabilir miyim? Bunun %30'u tuzsa kaçı sudur? %70'i nedir? Sudur. 70'in %70'i. O zaman 70'in %70'i nedir arkadaşlar? Sudur. Sıfırları götürür. İçerisinde 49 kilogram ne varmış? Su varmış. Anladık değil mi? Tamam. Evet, ikinci sorumuz. %30'u şeker olan şeker su karışımında 75 kilogram şeker olduğuna göre karışım ne kadardır? Şimdi burada bir karışımım var. Karışımın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. X kilogram, dikkat et. %30'u neymiş? Şekermiş. %70'i nedir o zaman bunun? Sudur. Onunla işimiz yok. Şimdi bu X'in %30'u neye eşitmiş işte? 75'e eşitmiş. İçindeki şeker miktarını vermiş. O zaman X karışımın %30'u şekerse X'in %30'u 75'e eşittir diyoruz. Sadeleştir şimdi şunları. 3X bölü 10 eşittir 75. İçler dışlar yaptım. 3X eşittir 750.
X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. X dediğimiz 250'ye eşit olmuş oldu. Karışım kaç kilogrammış? 250 kilogrammış. Evet, şimdi böyle bunlar basit şeylerdi. Şimdi karışım problemlerinde belli başlı kalıplar var. Bu kalıpları tek tek ele alıp örneklerini çözeceğiz. Şimdi ilk kalıbımız, iki karışımı karıştıracağız. Biri x kilogramlık, yüzde a'sı tuz. Biri y kilogramlık, yüzde b'si tuz. Bunları karıştıracağız. O yeni oluşanın bize tuz kütlesini soruyor, tuz yüzdesini soruyor. Şimdi bakın, alışana kadar benim gibi yapın. Hata yapma şansınız yok, soruyu çözememe şansınız yok. Benim gibi yapın sadece. Şimdi ilk kabı çizin. İlk kap kaç kilogram? X. Yaz yukarı. X kilogram. Ne kadarı tuz? Yüzde A'sı tuz. Artı. İkinci kap. İkinci kapta ne var? Y kilogram var. Ne kadarı tuz? Yüzde B'si tuz. Bak. Bunda da tuz, bunda da tuz. İkisinde aynı şey yazmalı. Onda tuz aldıysan onda da tuz. Bunda su aldıysan bunda da su. İşte bize ne soruyor biliyor musunuz? Toplamda buranın yüzde kaç olduğunu soruyor. Şimdi soruları çözerken en önemli yer neresi biliyor musunuz? Çok kolay gibi görünüyor ama yaparken en zoru. En önemli yer şu. Bu kabın kütlesi ne kadardır? Ne kadardır bu kabın kütlesi? X artı Y kadardır. Bak bunu karşıya yazmayı unutursan neyin yüzdesini alacağını şaşırırsın bak. En önemli yer burası. Bu kabın kütlesiyle bu kabın kütlesini toplayıp buraya yazın. Sakın yüzdeleri toplama. Neleri topluyorum? X kilogram bu. Y kilogram bu. Bu kap ne kadar oldu? X artı Y kilogram. Tamam mı? Şimdi şuna bakalım. Yapacağımız şey şu. Bundaki tuzlar nereden geldi? Nereden geliyor bundaki tuzlar? Bu kaptan ve bu kaptan geliyor değil mi? Bu kapta tuz var mı? Var. Ne kadar tuz var burada? X'in yüzde A'sı kadar tuz var. Bakın bundaki tuz miktarını alıyorum. Bunda tuz var mı diye soruyorum kendime. Var. Bunda tuz var mı? Var mı tuz bunda? Var. Ne kadar tuz var? Y çarpı B bölü 100 kadar tuz var. O zaman bundaki tuzla bundaki tuzun toplamı, bundaki tuzla bundaki tuzun toplamı buradaki tuza eşit olmalı. Buradaki tuz neye eşit? X artı Y'nin kaçta kaçı? C bölü 100'ü. Şimdi arkadaşlar hepsinde bölü 100 olduğu için şu bölü 100'leri ne yapabilirsiniz burada? Silebilirsiniz. Yani X ile A'nın çarpımı. Y ile B'nin çarpımı eşittir. X artı Y çarpı C bölü 100'e eşittir. Anlaşıldı mı? Şimdi yaptığımız şeyi bir sayısal örneğe dökelim hadi. Şimdi benim elimde bir 20 kilogram %15'lik bir karışım var. Bir de kaç kilogram? 40 kilogram %30'luk bir karışım var. Oluşan karışımın yüzdesini soruyor. Şimdi oluşan karışıma bir kere neyi yazacaksınız? Bu ne kadar? 20. Bu ne kadar? 40. Hemen buraya ne yazacaksınız? 60'ı bir yazacaksınız. Şimdi buradakinin yüzdesini soruyor bize. Ne yapıyorum şimdi? Bunda tuz var mı? Var. Ne kadar tuz var? 20 çarpı 15 bölü 100 kadar tuz var. Burada 40 çarpı 30 bölü 100 kadar tuz var. Bak en önemli yer toplam kütleyi buldum. 60 çarpı x bölü 100. Bak hepsinde bölü 100 olduğu için bölü 100'leri götür şimdi. Çarp bunları. Ne geldi? 300. Artı çarp bunları 1200. Eşittir 60x yaptı. Evet burası ne yaptı şimdi? 1500 yaptı. 1500 eşittir 60x. Her iki tarafı neye bölüyorum? 60'a bölüyorum. Şunlar gitti. Şu sıfırları sadeleştirdik. 150'yi 6'ya böldüğümüz zaman ne geliyor arkadaşlar? 25 gelmiş oluyor. Son oluşan karışım yüzde kaçlık oldu? %25'lik olmuş oldu. Şimdi bu yaptığımız ne? Bu yaptığımız az şekerli bir çayla
çok şekerli bir çayı karıştırdık. Şimdi bunun sonucunda oluşan yüzde C hangi aralıktadır? Burası çok önemli. Buraya herkes dikkat etsin. Yorum sorusu olarak gelebilir. %25'lik bir karışımla %30'luk bir karışımı karıştırdığınızda elde edilen yüzde daima hangi aralıkta olmak zorundadır? 15 ile 30 aralığında olmak zorundadır. Yani buradaki 30'un üstünde olamaz, 15'in de altında olamaz. Bak bunu not olarak yaz. C her zaman hangi aralıktadır? C her zaman hangi aralıktadır? A ile B. Tabi burada B A'dan büyükse C her zaman A ile B aralığındadır. Yani büyüğünden küçük, küçüğünden büyüktür. Peki hangisine daha yakındır? B'ye mi daha yakındır? A'ya mı daha yakındır? Bak bunlar yorum sorusu, önemli. Bu bir. İki. C hangisine daha yakın? Bak burada şimdi bizim yüzdemiz 25. 30'a mı daha yakın, 15'e mi daha yakın? 30'a. Niye 30'a daha yakın? Çünkü 30'un kütle olarak daha fazla. Yani o zaman C'nin hangisine yakın olacağını ne belirleyecek? Kütle belirleyecek. Hangisinde miktar daha fazlaysa C sayısı ona ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bak C kütlesi büyük olana yakındır. Büyük olana yakındır. Tamam mı? C her zaman neye yakınmış? Kütlesi büyük olana. Bak 40, 25 görüyor musunuz? Bunda 20 var, bunda 40 var. 15'e mi yakın, 30'a mı yakın? 30'a daha yakın, kütlesi büyük olana. Şimdi bir şey daha var, 3. Peki kütlelerini eşit seçseydim ben bunları. Yani bu da 20, bu da 20 olsaydı. O zaman hiç işlem yapmazdım. O zaman buradaki sayı bunların tam ortasında olmak zorundaydı. Yani A ile B'nin kütlesi eşitse C A ile B'nin neyidir o zaman? Aritmetik ortalamasıdır. Yani şurası da 20, şurası da 20 olsaydı bunun cevabını bulurken 30 ile 15'i toplayıp ne yapacaktım? Direkt 2'ye bölecektim. He, böyle de yapabilir miydik? Yapabilirdik. Ama kısa yol olarak onu birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi sorularımıza bakalım hadi. Evet, şimdi bu kalıp 1'in 2 tane örneği var. Hemen bir bakalım onlara. Şimdi arkadaşlar alışana kadar benim gibi şöyle kap çizin. Şeker oranı %40 olan 10 litre şekerli su varmış. Bak hemen çiz ilk kap. Miktarı yukarı yaz. Kaç litre? 10 litre. Tamam mı? Ne oranı? Şeker oranı %40. Bak ne olduğunu da yaz. %40'ı neymiş bunun? Şeker. Artı ikinci kapta ne varmış ya bakalım. Şeker olanı %70 olan diyor. Bak şeker oranı kaçmış? %70'i şekermiş. Mesela bunu %70 şeker değil de %30'u su diye verir. Hemen siz %70'i şekerdir demeniz lazım. Ne kadar kütlesi? 50. Onu da yazıyorum. Bu kaç litre? 50 litre. Bak miktarı yukarı, nelerin yüzdelerini verdiyse bu. Şimdi karıştırılırsa diyor ne elde edilir? Bak en önemli yer neresiydi? Kütleleri toplamak. Kütleleri toplamazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Toplam kütlem ne kadar oldu? 60. Bak bunu hemen kendin yazacaksın. Burada neyi soruyor bana? Yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi önce şu yorumu yapalım. Benim oranım acaba ne olabilir? Kütleleri eşit olsaydı, 70 ile 40'ın neyi olacaktı? Aritmetik ortalaması. 70 ile 40'ı topla, 110 bölü 2'ye 55. Yani eşit olsalardı 55 olacaktı. Ama eşit değillerse oran ortalamadan hangisine daha yakındır? Çok olana. Yani biri 10 litre, biri 70 litre. Benim ortalamam 55 ile ne arasında olacak? 70 arasında olacak. Hangisi büyükse ona yakın olacak. Bakın bunu yorum sorusu olarak sorarlar. Vurguluyorum tekrar. Ona göre sınavda çıkarsa söylemedi demeyin. Evet şimdi hesabımızı yapalım. Bunda şeker var mı? Var. 10 litrenin yüzde kaçı şekermiş? %40'ı. Artı
50 litrenin yüzde kaçı şekermiş? 70'i. Eşittir 60 litrenin yüzde kaçı şekermiş? X. Bakın, şu yüzler hepsinde olduğu için yüzleri ne yapabiliyorum? Silebiliyorum. Tamam mı? Şimdi bunları çarptım, ne yaptı burası? 400. Artı bunları çarptım, ne yaptı? 3500 eşittir 60x'e. X'i bulmak için her iki tarafı neye böleceğim? 60'a böleceğim. X eşittir, şunları topladım burada, ne yaptı? 3900 yaptı. Bölü 60'ı var, sıfırlar götürdü. Evet, 6'ya böldüğüm zaman 6 defa var, 30'da 5 defa var. Sorumuzun cevabı %65 olmuş oldu. Bakın, buna çok yakın bir değer. Hangisinden daha fazla varsa ortalamamız ona yakın oluyor. Tamam mı? Hemen dördüncü sorumuz. Tuz oranı %30 olan 50 gram tuzlu su ile tuz oranı yüzde kaç olan 25 gram tuzlu su karıştırılırsa son karışımın oranı %24 olur. Bak, yine kabımı çiziyorum. İlk kapta ne var? 50 gram değil mi? 50 gram. Yüzde kaçı tuz? %30'u tuz. Bak, ne olduğunu bile yazıyorum. Artı. İkinci kap ne kadar kütle olarak? Kaç gram? 25 gram. Yaz onu. Ne soruyor? Ne yüzde kaç olan karıştırılırsa diyor. Yani bu sefer bunu söylememiş. Yüzde x olsun diyor. Sonuçta oluşanın yüzdesi yüzde ne olsun diyor? 24 olsun. En önemli yer neydi? Kütleleri toplamaktı. Topladım kütleyi. Toplam kütlem ne? 75. İş bitti. Şimdi soruyu çözelim hadi. Bunun içinde tuz var mı? Var. 50'nin %30'u tuz. Artı. Bunun içinde tuz var mı? Var. 25'in %x'i tuz. Eşittir. Bunun içindeki tuz miktarı, yani bundaki tuzla bundaki tuzun toplamı, buna ne olmalı? Eşit olmalı. 75 çarpı 24 bölü 100. Tamam mı? Yine yüzleri götürdüm hepsinde olduğu için. Yani yazmak zorunda bile değilsiniz. Burası ne yaptı? 1500 artı 25x eşittir. Ne geldi buradan? 75, 20 ile çarptığımız zaman 1500 yapar. 300 de oradan 1800 geldi. Hemen 1500'ü attım karşıya. 25x eşittir 300 yaptı. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 25'e bölüyorum. Kaç kez var içerisinde? 12x dediğimiz ne, yüzde kaçlık olmalıymış? 12'lik olmalıymış arkadaşlar. Yani her zaman gidip de bize buradakini soracak diye bir şey yok. Bazen buradakinin yüzdesini sorar, bazen kütlesini sorar, sorar da sorar. Önemli olan kalıbı, şablonu kafaya yerleştirmeniz. Tamam mı? Hadi şimdi bir sonraki kalıpla devam ediyoruz. 3, 2, 1. Evet, şimdi geldik kalıp 2'ye. Şimdi ikinci kalıbımızda ne yapacağız? Aldık çayımızı, doldurduk bardağa, şekeri attık içerisine biraz, karıştırdık. Baktık tadına az şekerli geldi. Tamam mı? İçerisine bir daha şeker atacağız. İçerisine bir daha şeker attığımızda şeker yoğunluğu ne yapacaktır? Artacaktır. Yani tadı daha tatlı hale gelecektir. Şimdi işte onu yapacağız. Bize x kilogram yüzde a'sı tuz olan bir karışım verecek. İlk verdiği karışım kaç kilogram? X kilogram yüzde a'sı tuz. Tamam mı? Yüzde a'sı tuz. İçerisine bir karışım attırmıyor. Saf tuz attırıyor. Y kilogram tuz attırıyor. Bunun sonucunda oluşan karışımın tuz yüzdesini soracak bize. En önemli yer neydi? Toplam kütleydi. Toplam kütleyi unutma. X burada var. Y burada var. Toplam kütlem ne oldu? X artı Y oldu. Bunun yüzdesi yüzde C. İşte bunu soracak bana. Yüzde C tuz. Şimdi dikkat et. Burada X'in yüzde A'sı tuzdur değil mi? Yani bunun içerisinde tuz var mıdır? Vardır. Ne kadar tuz vardır? X çarpı A bölü 100 kadar tuz vardır. Artı.
Bunda tuz var mı? Var. Ne kadar tuz var? %100. X çarpı 100 bölü 100. Veya hiçbir şey yazma. 100 bölü 100 nedir sonuçta? 1'dir. Hepsi tuz olduğu için hepsini alıyorsunuz bunun. Eşittir. X artı Y çarpı C bölü 100. Tamam mı? Şimdi %100 yazdıysanız eğer, hepsinde payda da 100 olduğu için yine şunları yazmamın hiçbir anlamı yoktur. Ama %100 olanlarda burayı neyle çarpmak zorundasınız? 100 ile çarpmak zorundasınız. He, bunu koymadan da çözersiniz soruyu. O zaman da sadeleştirip payda eşitleyerek soruyu çözeceksiniz. Evet, şurası Y. Doğru. Şurası Y. Tamam mı? %100. İster yaz, ister yazma. O senin işlemi nasıl yapacağınla alakalı. %100 yazdıysan yüzlerin hepsini götürüp bunu yüzde çarpabilirsin. Şimdi biraz yorumlayalım. Ne dedik? Şekerli çayın içerisine şeker attık. Şekerli çayın içerisine şeker atarsak şeker yüzdesi ne yapar? Artar. Yani benim buradaki yüzdem ilk başlangıçta şekerli çayım buydu. Ne kadar vardı içerisinde? %A'ydı. Bir daha şeker atarsam bundan ne olmak zorunda yüzdesi? Büyük olmak zorunda. Yani şuradaki C sayısı kesinlikle A'dan ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. Hadi örneğine bakalım şimdi. Şeker oranı %20 olan 50 kilogram şeker oranı kaçmış? %20'ymiş şeker. Şekerli suya 30 kilogram şeker koy diyor. 30 yüzdesi yok. Şeker koydum. Karıştırdım. En önemli yere geldik. Kütleyi topla hemen. Yaz karşıya ne yazdım? 80 kilogram yazdım. Yüzde kaç olur diyor. Buranın yüzdesini soruyor. %x. Tamam mı? Şimdi iki şekilde de kuruyorum denklemi. Hangisi kolayına geliyorsa o. İlk kuruluş şekli 1. Bunun içinde şeker var mı? Var. 50 çarpı 20 bölü 100 kadar şeker var bunda. Artı. Bunda şeker var mı? Var. Ne kadarı şeker? Alayı şeker. Ne yazıyorum direkt yanına? 30. Eşittir. Bunda şeker var mı? Var. Ne kadar? 80 çarpı x bölü 100 kadar. Tamam mı? Bak. Sıfırları şunda götüreceksin bu tarzda çözümde. Buradan ne geldi? 10. Buradan ne geldi? 30. 40 eşittir. Şu sıfırları da sadeleştir. 8x bölü 10. Yap içler dışlar çarpımını. 8x eşittir 400. X'i bulmak için böl 8'e. X eşittir kaç olmuş oldu? 50 olmuş oldu. Bir çözüm bu. Tamam mı? He, denklemi isteyen şöyle de kurabilir. Bu daha kolayınıza gelebilir. Şimdi bunda ne var? 50 çarpı 20 bölü 100. Artı, bunda şeker var, hepsi şeker değil mi? Hepsi şeker olunca onun yanına ne yazacaksınız? 100 bölü 100 yazacaksınız. Eşittir 80 çarpı x bölü 100. Bak, hepsinde bölü 100 var mı? Hepsinde bölü 100 varsa bunları yazmamın bir anlamı yok. Şimdi bunları çarpıp toplayacaksınız. 10 yaptı, 2 sıfır geldi yanına, 1000. Artı 3000. Eşittir 80x. Bak bu çözüm daha kolay olabilir sizin için. Burası kaç yaptı? 4000. Eşittir 80x. Her iki tarafı 80'e böldüğümde sorumun cevabı karşıma gelmiş oluyor. Kaç çıktı cevap? 50. Evet, yeni son karışımın yüzde kaçlıkmış? 50'likmiş. Tamam. Hadi güzel. Evet, 6. sorumuz. Tuz oranı %10 olan 40 kilogram tuzlu su varmış. Hemen çiz. Ne var elimde? 40 kilogram. Tuz oranı yüzde kaçmış? 10'muş. İlk karışımım bu. Tuzlu suya kaç kilogram tuz eklenirse diyor. Ne ekleyin diyor? X kilogram tuz ekleyin diyor. Ne kadar eklediğini bilmiyorum. X kilogram tuz ekleyin diyor. Son oluşan karışımın yüzdesi kaç olsun diyor? %20 olsun diyor. En önemli yer neydi? Toplam kütleyi yazmaktı. Toplam kütleyi yazmazsan
karşıda neyin yüzdesini alacağını bilmezsin. Ne toplam kütlem? X artı 40. Tamam mı? Hadi şimdi o ikinci yaptığım çözümü yapıyorum. Bunda tuz var mı? Var. Ne kadar tuz var? 40 çarpı 10 bölü 100 kadar tuz var. Bunda tuz var mı? Var. %100'ü tuz değil mi? X çarpı 100 bölü 100. Eşittir. Bunda tuz var mı? Var. X artı 40 çarpı 20 bölü 100. Hepsinde bölü 100 var mı? Var. Bölü 100'ler gitti. Burası ne yaptı şimdi? 400. Artı 100x eşittir. Dağıt içeri şimdi bunu. Ne geldi? 20x artı 800. X'leri bir tarafa aldım. 80x. 800 vardı. Bu artı 400 eksi 400 olarak geçti. Karşı taraf 400 yaptı. Her iki tarafı neye bölüyorum şimdi? 80'e bölüyorum. Pat 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 gitti. X eşittir 5 çıktı. Yani bu karışımın içerisine kaç kilogram tuz koymam gerekiyormuş istenenin olabilmesi için? 5 kilogram tuz koymamız gerekiyormuş arkadaşlar. Anladık değil mi? Evet, kalıp 3 ile devam. Evet, şimdi geldik 3. kalıbımıza. Şimdi 3. kalıpta da ne yapacağız arkadaşlar? Aldık çayı, şekeri döktük içerisine. Baktık tadına ne geldi bize? Çok şekerli geldi. O zaman daha şeker tadını azaltmak için, şeker yoğunluğunu azaltmak için bu sefer üstüne ne ekleriz? Su ekleriz. Evet, o zaman bir karışımın içerisine saf su eklediğimizde tadı nasıl azalıyorsa, şeker tadı azalıyorsa, şeker yüzdesi de ne yapmış olacak bu sefer? Düşmüş olacak. Mantık bu şimdi. Başlayalım. Şimdi diyor ki bize ilkinde x kilogram bir karışım var. Yüzde A'sı tuz. Tamam mı? Artı içerisine diyor ki Y su ekle diyor. Bak Y su ekle diyor. Eşittir şimdi. En önemli şey neydi? Toplam kütleyi yazmaktı. Bak bunu yazmayan soruyu çözemez. X artı Y bunun yüzdesini soruyor C. Şimdi başlıyorum. Bunda tuz var mı diye soruyorum kendime. Var mı tuz bunda? Var. X kilogram yüzde A'sı tuz. Yani X çarpı A bölü 100. Burası tamam. Artı buna soruyorum şimdi. Bunda tuz var mı? Bana tuzlar lazım. Yok tuz. Yani saf su koyduysak sıfır koyuyoruz oraya. Eşittir bundaki tuz miktarına. Bunda ne kadar tuz var şimdi? X artı Y çarpı C bölü 100. Şu sıfır yok gibi hareket ederseniz yine yüzleri ne yapacağız burada? Götüreceğiz. Tamam mı? Yani saf maddelerde %100, hiç yoksa içerisinde %0. Tamam mı? Hadi bakalım örneğimize. Tuz oranı %30 olan 24 kilogram tuzlu sumuz varmış. Kaç kilogrammış? 24 kilogrammış. Tuz oranı %30'muş. Bak %30'u neymiş bunun? Tuzmuş. Tuzlu suya 16 kilogram ne koy diyor? Su. Bak ne karıştırdığını yaz ki altına şaşırma. Karşıya geçiyorum. En önemli yer burasıydı değil mi? Ne yazıyorum oraya? Toplam kütle. Yazdım. Toplam kütlem ne kadar oldu? 40. Bu yeni karışımın %x'ini soruyor. He, şunu söyleyelim bir de. Şimdi içerisine su koyduysak buradaki x ilk derişimden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani şuraya ekleyelim bunu. Burada c kesinlikle a'dan nedir? Küçüktür. Yani daha az şekerlidir. İlk duruma göre. Şimdi sorumuzu çözelim. Bunda tuz var mı? Var. 24'ün %30'u tuz. Artı bunda tuz var mı? Yok. Yoksa ne koyuyorum oraya? 0. Eşittir 40 çarpı x bölü 100. Şunun bir geçerliği yok zaten. Tamam mı? Şimdi burada da 100 var. Burada da 100 var. Yüzleri ne yapabiliriz? Götürebiliriz. Ya da burada da sadeleştirebilirsiniz. Fark etmez. Şurası 720 yapacak. Şurası 40x yaptı. Şimdi x'i bulabilmek için her iki tarafı neye böldüm? 40'a. Gitti gitti bunlar. Sıfırları sadeleştirdik. X eşittir 18. Doğru mu? Evet. Son oluşan karışım yüzde kaçlık oluyormuş? 18'lik. Bakın tuz çok tuzluydu. Ne gibi?
Akdeniz'le Karadeniz gibi çok yağmur alıyor veya buharlaşmadan dolayı buharlaştırma sorularını da yapacağız şimdi. Onun gibi oranın derişimi daha az olmuş oldu. Tamam mı? Güzel. Evet, şimdi 8. sorumuz. 40 kilogramlık şekerli 40 kilogramlık konuşabilsem bir yorulduk arkadaşlar. Evet, 40 kilogramlık şekerli suyun şeker oranı, ben de yorulmadım da böyle konuşamayınca yoruldum diyesim geldi. Evet, 40 kilogramlık şekerli suyun şeker oranı %30'dan %25'e düşürmek istiyoruz. Bak, çok şekerliymiş, içine su koyarak şeker oranı %30'dan neye düşürün diyor? %25'e düşürmek için kaç kilogram su eklenmelidir diyor. Kapları çiz hemen. İlk kapta ne var söyle bana. Ne var? 40 kilogram değil mi? Şekerli su var. Oranı da kaç? %30'muş oranı. Ne bu? Şeker. Artı ne ekleyelim diyor? Su ekleyelim. Ne kadar ekleyelim bilmiyorum. X su. Bak ne eklediğini yaz. Eğer burada su yazarsa 0 yazacağım. Şeker yazarsa %100 yazacağım. Her şeyi değiştiriyor. Şaşırmayın. Eşittir en önemli yer neydi? Bakın her soruda söylüyorum. Beyninize bunu yazın. Ne kadar oldu? Toplam kütle x artı x. Kaç olsun diyor son durumdaki yüzdem. Bitti. Artık geri kalan işlem. Bunda şeker var. Ne kadar şeker var? 40 çarpı 30 bölü 100. Var mı şeker? Yok. 0. Eşittir. 40 artı x çarpı 25 bölü 100. Evet. Yüzler gitti. Zaten bunda bir şey yok. Çarptım burayı. 12, 0, 0. Eşittir. Dağıt içeri şimdi. İçeri dağıttığım zaman ne geldi buradan? 1000 artı 25x. Attım bu tarafa bunu. 200 eşittir 25x. Her iki tarafı 25'e böldüğümde x eşittir kaç çıktı? 8 çıktı. Tamam? Anladık değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar, videomuz uzuyordu. Kesiyorum burada. Sonrakinde buharlaşma sorularımız var. Farklı tipte sorularımız var. Sonraki videoda karşındayız. Güzel çalışın. Tamam? Hadi görüşmek üzere.